şahinin kariyerini tartışmaya gerek yok. Adam gerçekten iyi bir kariyer geçirdi. Peki bir daha başlasaydı daha iyi olur muydu? Şu kariyere bak abi. Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool. Ya sen ne diyorsun abi? Zaten dünyanın en büyük kulüplerinde oynamış Nuri Şahin. En sonda biliyorsunuz Antalya Spor'a geldi. Burada teknik direktörlük yapıyor. Ben bu videoyu çekerken Antalya Galatasaray maçı oynanıyor ve Nuri Şahin jübile yapacak diye bir haber okudum. Bunun üzerine bu videoyu çekiyorum. Umarım oyuna girip jübilesini yapar. Öyle bir hakkı varmış. Son bir dakikada oyuna girecekmiş diye bir şey okumuştum. Nuri abinin, Nuri abi diyebilirim değil mi? Abi izle bu videoyu ya. Adamın FIFA geçmişine baktığımız zaman FIFA 2007'de bile varmış ve Dortmund'da oynuyormuş. Şöyle FIFA 2008'de nasılmış? 84'e düşüyor potansiyeli. Herhalde en yüksek potansiyel FIFA 2007'de. 74 ratingle giriş yapmış FIFA'lara. FIFA 2009 şu an hala tipi benzemiyor. FIFA 2010 hala benzetmemişler. FIFA 2011. Bu ne oğlum, böyle Nuri Şahin mi olur? FIFA 12. Şimdi resmini koymuşlar. Real'e gitmiş baba. FIFA 13. Nuri Şahin görüyorsunuz. Gerçekten saygı duyulması gereken bir kariyer olduğunu düşünüyorum. Umarım teknik direktörlük kariyeri de öyle olur. Nuri Şahin 17 yaşında 74 ratingle kariyerine yeniden başlıyor. Dortmund'dan başlayacağız. Bakalım bu adamın kariyeri yeniden başlasaydı daha iyi olur muydu? Bakalım Nuri Şahin'in kariyerini yeniden başlattığımızda öncekine göre daha iyi olacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada size bugünkü videomuzun sponsoru Yemek Sepeti Market'ten de bahsetmek isterim. Ya biliyorsunuz ki ben hep videolarda Yemek Sepeti'nden sipariş veriyordum ve size ayrıcalıklardan bahsediyordum. Ben bütün ihtiyaçlarımı Yemek Sepeti'nden karşılıyorum. Hani bir yemek siparişi vereceğimde de öyle, canım başka bir şey çektiğinde marketten bir şey alacağımda da Yemek Sepeti Bana Bir'i kullanıyordum. Bütün alışverişlerimde açıkçası Yemek Sepeti'ni kullanıyorum. Yemek Sepeti Bana Bir'in ismi Yemek Sepeti Market olarak değişmiş. Tasarımı da yenilenmiş. Bence çok şık duruyor. Siz de Yemek Sepeti Market'in bu yenilenen arayüzünü keşfetmek isterseniz ve sipariş vermek isterseniz linki açıklama kısmında bırakacağım. Ben de şimdi şuradan ne söylesem ya? Ne söyleyeyim abi? Bak marketten, direkt marketten söyleyebiliyorum. Ben de bu yeni arayüzü ilk kez kullanıyorum bu arada sizinle beraber. Şöyle bir et alalım. Et alalım, evet. Mesela öyle siparişimizi verelim. Siz de benim gibi sipariş vermek istiyorsanız açıklamaya bıraktığım linkten Yemek Sepeti Market'e ulaşabilirsiniz. Nuri Şahin'e şimdi gelişim planı vereceğim. Vallahi abi ben Nuri Şahin'e nasıl bir gelişim versem? İki önlü orta saha çalış, şutları artsın, daha iyi olur. Bu sezonu biz bu şekilde geçirelim istiyorum. Bu arada Dortmund'da kalacak mıyız, ne yapacağız? Nuri Şahin'in önünde bayağı bir futbolcu var. Bu adam bu yıl burada zor oynar. Bence kiralık olarak bir yere gitmemiz lazım. Kiralık listesine ekledim. Leverkusen'dan bir teklif var. Olur mu lan aslında? Vallahi olur biliyor musun? Gidelim Leverkusen'e. Gidelim. Gidelim. Gayet iyi bence. Bu adamı oynatacaksınız hocam. Dur biz bir hemen değişiklik yapalım. Tüm MEO'ları görebilir miyim? Palacios. Hocam sen bir işine bak. Serbest kal. Bu MDO'lardan bir Aranguiz'in gitmesi lazım. Hocam sen bir git. Aranguiz bir gitti. Andrik senden de kurtulalım. MO zaten. MO. -4 diyor. Tamam. Nur Şahin oynayacak burada. Hadi bakalım. Hadi bakalım oğlum. Azmon sen de burada oynayamıyor musun? Wirtz oynasın. Bence güzel oldu. Nuri Şahin burada oynar. Hem yanında da bir Türk var. Kerem Demirbay'la yan yana oynayacaklar. Bakalım Nuri neler yapacak. Ben Nuri'ye inanıyorum. Bir orta saha oyuncusuna göre çok hızlı yapmışız ya. Böyle olmaz. Bu adam böyle değildi. Dur. Tamamdır. Böyle daha gerçekçi oldu. Bu adamın çok hızlı koşmadığını biliyorsunuz zaten. Bir de sol ayaklıydı. Sol ayak olarak da değiştirdim. Her şeyimiz tamam. Simülasyona geçebiliriz. Nuri Şahin'in kariyeri nasıl olacak? İlk sezonun sonuna gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey var, aklıma geldi. Simülasyon bitmişken söyleyeyim. Bu oyunu yamayla açmadık. Dolayısıyla Nuri Şahin hiçbir zaman milli takıma gidemeyecek. Türkiye milli takımı biliyorsunuz oyunda yok. Acaba diyorum Nuri Şahin'e Almanya milli takımını mı seçtirsek? Kendisinin gerçek hayatta buna karşı olduğunu biliyorum ama şu anda chat'e soruyorum. Bu sezonu sunduktan sonra önümüzdeki sezonun başında chat'in kararını size açıklayacağım. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Abi Nuri Şahin Borussia Dortmund'da kalsaydı şampiyon olacakmış ama 3. oldu bu sezon. O takımda oynayamazdık. Bu yüzden yapacak bir şey yok. DFB Pokal yokuz. Nuri Şahin Avrupa Ligi'nde ne yapmış? Gruplardan oha. Çıkamamış gruplardan, konferansa kalmış. Konferansta da nerede gitmiş? Östersunds'a elenmiş. Tam bizim bir takımımızın yapabileceği bir iş. Kim Östersunds'la oynamıştı? Galatasaray mı, Fener mi? İkisinden biri Östersunds'a elenmişti diye hatırlıyorum zamanında. Şimdi görüyorsun Nuri Şahin 77 reytinge kadar gelmiş. Ama eksi gösteriyor. Bu sezon 3 reyting gelişmiş yani. Beğenmedim. Beğenmedim. Neden böyle oldu Nuri Şahin? Daha iyi olabilirdin. Ne olmuş abi? 31 maça çıkmış. 2 gol 3 asist. Bayağı da fazla oynamış ha. Gelişim planında ne var abi?
Hızı gelişmiş, şutu çok gelişememiş. Şutu ayarlayacağız bir şekilde. Artık önümüzdeki sezon Dortmund'dayız. Çok da uzatmaya gerek yok. Gol krallığında falan zannetmiyorum olacağımızı iki golle. Geçelim yeni sezona. Bu ne oğlum, Nuri Şahin nasıl 80 reytinge geliyor lan? 77 değil miydi geçen sezon? Aa, ben geçen sezon bitmeden önce Dortmund'a geldim yanlışlıkla. Yani 25 Haziran'da falan geldim. Arada bir hafta falan bensiz bir zaman geçirdi Nuri Şahin ve bu kadar mı gelişmiş yani? Baba ne yapıyorsun sen? Benim yüzüme öyle bakma. Şimdi chatle biraz tartıştık arkadaşlar. Bir kısım dedi ki Türkiye uyruklu olarak kalsın. Bir kısım dedi ki Alman uyruklu olsun. Eğer Türkiye'de kalırsa milli takım maçlarına hiç çıkamayacak. Bu yüzden Ballon d'Or alma şansı sıfırlanıyor. Ben bu yüzden kendisinin uyruğunu Alman'a çevireceğim. Biliyorum Nuri Şahin olsa o da istemezdi ama bu da sonuçta bir paralel evren. Şu an farklı bir gerçeklikteyiz. Ve bu bir oyun arkadaşlar. Nuri Şahin'in daha iyi olması için bunu yapacağız. Yani bunu yaptık diye kimsenin Türklüğünden bir şey eksilmeyecek. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Hem bu videoya şöyle bir amaç katmış olduk. Acaba Nuri Şahin Almanya milli takımını seçseydi ne olurdu? Bunun da cevabını görmüş olacağız bu videoda. Gelişim planını verelim. Ardından sezon sonunda simüle edeceğiz zaten. Şutlarını hala düşük bulduğum için iki önlü orta saha çalıştıracağım Nuri'yi. Aynı şekilde devam. Bakalım ne olacak. Zaten kendi takımı içinde de ofansif orta sahaya doğru gelmiş. Burada Royce'a ne olmuş abi? Royce milli takıma falan mı gitti? Royce direkt herhalde futbolu falan bıraktı. Anlamadım. Nuri Şahin burada bu şekilde oynayacak. İkinci mevkisi ofansif orta saha. Genç takımda ofansif orta saha oynamıştı diye hatırlıyorum Nuri Şahin. Öyle bir şeyler vardı. Bilenler yorumlarda bizi bilgilendirsin. Sezon sonunda simüle edelim. Nuri Şahin ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Nuri Şahin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıyor. Daha henüz ikinci sezondayız. Olay budur oğlum. Bundesliga'da 5. olmuş takımıyla beraber ama adam ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. İşte olay budur. Oh be Nuri Şahin, helal olsun. Adam daha 18 yaşında Şampiyonlar Ligi kazandı. Kaç kere daha söyleyeceğim bunu bilmiyorum. Görüyorsun birinci bitirmişiz grubu Nuri Şahin'le beraber. Napoli'yi elemişiz. Leipzig'i elemişiz. Yarı finalde PSG'yi eleyip finalde Liverpool'u yenerek kupayı kaldırıyor Nuri Şahin. 84 reytinge kadar ulaşmış. Şöyle bir gösterelim. Asist krallığında falan var mı? Şöyle baktığımız zaman evet, asist krallığında yok, göremiyorum. En azından ilk 15'te yoktu. Kaç asist yapmış lan? Hemen bakalım. Nuri Şahin daha 19 yaşında 13 gol 4 asist. Fena bir performans değil. Takım içindeki en iyi 3 oyuncudan biri yani adam. Baktığın zaman. İyi iyi, aferin Nuri Şahin. Koçum ya. Benden kaç yaş büyük adama koçum diyorum. Ama şu anda küçük. Şu anda 19 yaşında. Yani benimle aynı yaşta. Bir sezon daha Dortmund'da kalmak istiyoruz Nuri Şahin'le beraber. Bu yüzden bir transfer yapacağız. Transfer hakkımızı kullanıyoruz. City'de çok oynayamayan, tutunamayan diyelim daha doğrusu. Grealish'i alacağız. 88 milyon euro. Tamam. Şöyle abi, takım böyle güzel bence. Baksana. Gayet iyi. Ya bunun daha kötüsüyle bu adamlar Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bu arada şimdi Nuri Şahin'e hemen bir gelişim planı daha verelim. Hemen verelim. Ballon d'Or'a bakmayacağım çünkü takımının zaten en iyi oyuncusu değildi geçen sezon. Yine de Şampiyonlar Ligi'ni alması büyük olay bence. Şimdi şöyle baktığım zaman şutunu istediğimiz gibi geliştiremedi. Oyun kurucu olarak çalıştıralım mı? Pasları çok iyi artsın yani. 90 falan olsun pası. Hadi geçelim sezon sonuna. Ya bu arada maç bitti. Nuri Şahin kendini oyuna almamış. Ne yapalım şimdi biz? Moralim çok bozuldu. Vallahi bozuldu moralim. Boşuna mı çekiyoruz videoyu? Oha bir dakika. Oh. Nuri Şahin 3. sezonunda da kazanıyordu Şampiyonlar Ligi'ni. Bu video boş falan değil. Bu adamın kariyeri bugün var ya, inanılmaz bir şey olacak. Zaten inanılmazdı, daha da iyi olacak. Gel abi. Görüyorsun, ikinci olmuş Nuri Şahin Bundesliga'da. Bu sezon tam bir loser olmuş yani, gerçekten tam loser. Baksana abi, DFB pokalını alamıyor. Şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Finalde yeniliyoruz. Bu ne abi? Bu yıl Nuri Şahin çok sinirli. Çok kötü bir şekilde eğleniyor çünkü her taraftan. Bakalım kaç reytinge ulaşmış. Uf, baba 89 olmuş. Artık yakında bir Ballon d'Or adayı olur. Gerçi Haaland'a bak lan, o da 96 olmuş. O da manyak. Haaland 25 gol atmış. Nuri Şahin hemen arkasında 24 gol atıyor. Asist krallığında Bellingham 1. Nuri Şahin 3. olmuş. Yani 2. olmuş diyebiliriz. Bir tane adamla aynı sayıda asist yapmış. Bunun dışında bir bakalım. Demek ki çok verimli. Çok verimli abi demek ki. Çok verimli. Bakalım Nuri Şahin'e. 37 gol 15 asist. Reis ne yaptın sen? Ortalığı döktürdün yani baba. Ne yapıyorsun? Seneye var ya kesinlikle böyle bir Liverpool, Real Madrid tarzı bir takıma gidebiliriz.
Nuri Şahin milli takımda oynuyor şu an, görüyorsun. Gitmiş yani oraya. Artık bu takımdan da gitme vakti geldi. Söyleyelim yani. Transfer listesine ekliyorum. Bakalım Nuri Şahin ne yapacak? Nereye gidecek? Kimlerden teklif gelecek? Transfer teklifi Leicester City. Saçmalamayın abi. Saçmalamayın yani. Bir tane daha teklif. Villarreal falan. Ne oluyor abi ya? Haaland'ı da Bayern istiyormuş kardeşim. İşine bak. Aston Villa'dan teklif var. Bu ne oğlum? Ya niye böyle takımlar istiyor bizi ya? 20 yaşında 89 rating bir adamı Aston Villa nasıl alabilir? Nuri Şahin transfer teklifi. Bayern Münih. Benjamin Pavard'ı veriyorlar. Gideyim mi? Abi gitme. Eyşan gitme. Aa, chatte çok gitme diyen var. Tamam gitmiyorum. Çok gitme diyen vardı ilk başta. Git diyenler de çıktı ama gitmedik artık. Manchester United olabilir mi? Uyar mı acaba bize Manchester United? Bilemiyorum. Aslında olur. Nuri Şahin bir Manchester United'da gitsin mi? Ronaldo ile aynı takımda oynasın mı? Olur diyenler var. Gidiyorum. İnşallah United Şampiyonlar Ligi'ndedir derken Real Madrid'den de bir teklif geldi. Bunu da kabul edelim. Real Madrid'e de gidebilir yani. O da olur. Umarım Real'e gider. Abi ya United'a gitmiş. Real'in kapısından döndük. Evet abi United'a geldik. United'da da direkt ilk 11'i oynayacağız. Gayet güzel. Burada Pogba yerine herhalde oynarız. Bence böyle iyiyiz abi. Sağda Rashford, solda Sancho. Bu takım iyiymiş lan. Santrafor'da da Şik oynar Ronaldo yerine. Çünkü Şik 85 rating. Ronaldo'dan fazla. Sağ bek olarak Gertrudi de var. Gertrudi de oynasın. Takım alev ya. Ben sana söyleyeyim çok iyiyiz yani. Hadi bakalım. Nuri Şahin Premier Lig'deki ilk sezonunda ne yapacak? Toplamda 4. sezonu. Daha kaç yaşında abi bu adam? Daha kaç yaşında? Takımın en yüksek reytingli oyuncularından biri ve 20 yaşında. Şöyle forma numarasını da verelim 25. Haydi geçelim sezon sonuna. Geldik sezon sonuna ve çok kötü bir şey oldu. Bunu size göstermek istiyorum. Ligde ikinci olmuşuz. Allah kahretsin. Bunu bilmiyordum. Benim bildiğim kötü şey şu. Nuri Şahin'i eski takımı eledi bak. Dortmund bizi eliyor ya. Allah kahretsin. Gruplardan birinci çıkıyoruz. Lazio'ya eliyoruz. Dortmund'a eleniyoruz. Dortmund finale kadar da gitmiş. Vallahi Nuri Şahin 91 reytinge geliyor. Ben ona sezon başında gelişim planı olarak ofansif orta saha vermiştim. Dünyanın en iyilerinden olmuş. Hop şöyle MOO yapıyoruz. 92 oluyor baba. Herhalde artık bütün potansiyeline ulaştı diye tahmin ediyorum. Finansal olarak 174 milyon euro değeri var. Baba manyak ya. Ama az verim yapmış bu sezon. 9'a 9. Belki de Premier Lig'e alışamadı geldiği gibi. Olabilir. Premier Lig'de bir asist krallığı falan var mı? Bir bakalım. Hiçbir şey göremiyoruz. 7. olmuş asist krallığında. Gol krallığında da yok. Eyvallah. Peki bir dakika. Son olarak bu sezon şeye bakacağım. Şampiyonlar Ligi'nde Nuri ne yapmış? Gol anlamında ne yapmış yani? Bir asist yapmış sadece. Tamam. O zaman yeni sezonumuzun sonuna doğru simüle edelim. Yani 5. sezonun sonuna gidiyoruz. Nuri Şahin 2. Şampiyonlar Ligi kupası için geliyor. Manchester United'la Real Madrid'i yenebilecek mi? Allah kahretsin böyle bir loser bir video olamaz ya. Loser bir video bu. Loser yani. Konuşamıyorum artık sinirden. Bu nasıl bir loserlıktır kardeşim? Allah Allah. 4. olmuşuz ligde de. Allah kahretsin diyorum. Hayvan gibi takımımız var. Şampiyonlar Ligi'nde finale gidip ligde bir şey yapamıyoruz. Real Madrid almış. Diyecek bir şeyim yok. Leverkusen'i elemişiz. Lyon'u elemişiz. Paris'i elemişiz ve finalde Real Madrid'e yeniliyoruz maalesef. Nuri Şahin 92'de kalıyor bu sezon. Daha da yükselememiş. Ama takım ümit vaat etmiyor mu ya? Ben bir de bu takıma transferler yaptım. Göstereyim. Rashford'u benden almışlardı. Sonradan fark ettik aldıklarını. Hemen geri aldık United'dan. Patrick Schick de satıldığı için yerine Martinez'i getirdik. Bir de abicim Robertson'u getirdik. Böyle bir transfer dönemi geçirdik burada. Ona rağmen çok başarılı olamıyor takımımız. Görüyorsun gol krallığında falan yokuz. Asist krallığında da Nuri'yi göremedik. Allah kahretsin ya. Bu ne abi? Nuri oynamış değil mi? 6 gol 5 asist. United bu adama yaramadı abi. United bu adama yaramadı. Buradan ayrılmamız lazım diye düşünüyorum. Geçelim yeni sezonumuza. Atletico'dan teklif var. Bence uygundur abi. Marcos Llorente'yi veriyorlarmış bir de. Teklifi kabul edelim. Nuri'yi oraya yollayacağız. Bu arada şu animasyonları da göstermek istiyorum size. Nerede o? Bekle bak. Nuri Şahin kalıcı olmayacak diye bir animasyon vardı. Hah, görüyor musun abi? FIFA'da böyle bu tarz resimlere falan bayılıyorum. Agresif kariyerde de aynı şekilde bayılıyordum. Güzel yani. Oğlum gitme diyen çok var ama bilmiyorum ya. Niye gitmeyelim anlamadım. Neden gitmeyelim? Bence gidilebilir. Atletico'dan ne olacak ki oğlum? İyi takım. Llorente geliyor ve Nuri Şahin Atletico oyuncusu oluyor. Geçmiş olsun gittik. Gittik. Chat'i dinlemeden gittik valla. Daha Nuri gitmedi. Onun gitmesini bekliyorum şu anda. Premier Lig'de pek oynayamadık açıkçası. Evet. Geçelim Atletico'ya. Arkadaşlar bu takımın formasyonu falan çok kötü ya. Biz bunlara daha
daha iyi oynatabiliriz. Tek santrfor oynasın bir kere bunlar. Dörtlü defans oynasınlar ya. Bir dakika bir durun kardeşim yani. Bak şimdi bak, stoperde Hernandez var zaten. Koulibaly yan yana, tamam. Kanat yok ha. Çok kanat yok galiba. Kanattan çok yok harbiden. Şurada OF bir Fernandez diye bir manyak var. Onun önüne İshak'ı koysak. Hocam Nuri Şahin kanat oynar mı? Vallahi oynuyor. Nuri Şahin orada oynasın. Nuri Şahin'i kanat mı yapsak acaba? Bilemedim ki. Takım şöyle olsun ya. Hah. Böyle bir kendine gel yani Atletico. Bu şekil iyiyiz. Acaba Nuri Şahin'i kanat mı yapsak? Ben de onu düşündüm arkadaşlar. Sağ kanat mı yapsak Nuri Şahin'i? Gelişim planı diyelim. Bu saatten sonra bir şeyler deneyeceğiz. Ballon d'Or almak istiyoruz çünkü. Sağ kanat dedik. Çalışsın öyle, belki olur. Görüyorsun, bence bu forma yakıştı. Antalya Spor formasına da benziyor. Benim hoşuma gitti. Bu sezon bir Nuri ile bir maç yapmak istiyorum. Sağda görmek istiyorum. Dur bakalım. Barça maçı var. Barça maçında oynayalım mı Nuri Şahin'le? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kapakları videodan alıyorum. Ve bu yüzden bir Nuri Şahin'i görmek istiyorum maç içinde ya. Vallahi görmek istiyorum. Geçelim abi maça. Geçelim, girelim, geçelim. Lan bir dakika, yanlış girdik maça ya. Yanlış girdik. Geçsene, katılsana maç içine. Heh. Boşuna o animasyonları göremedik, olsun. Dostlar görüntüde sıkıntı olabilir. Şu anda canlı yayında olduğumuzdan dolayı derken ceza alanına girdi lan. Oha! Barça hatana bak. Eğer görüntüde bir donukluk varsa özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi Oblak topu aldı. Nuri Şahin'e doğru oynayacağız. Nuri Şahin aldı topu. Nuri. Nuri ilerliyor. Nuri gidiyor. Nuri gitti. Verdi pasını. Tek top Nuri'nin önüne doğru. Şimdi Nuri Şahin. Nuri Şahin geldi. Çalımını atar mı? Nuri Şahin attı çalımı. Nuri Şahin girdi. Nuri Şahin sol ayak. Nuri Şahin. Of. Manyak vurdu Nuri, manyak. Ter Stegen çok mutlu. Korner kullanılıyor şimdi. Bir dakika. Bir dakika, hemen bir Nuri Şahin'in yüzüne yakından bakalım. Nuri'nin yüzüne yakından bakmak istiyorum. Hocamın yüzüne bir bakayım. Vay be. Karizmanın öz evladı hocam. Hocamı görüyorsun. Birazcık da sinirli çıkmış. Vay be, Nuri Şahin misin ya? Korneri kullanacağız. Birazcık Nuri Şahin'in yüzüne doğru bakmıştık. Arkaya çevirdik. Şimdi Nuri'yi görüyorum orada. Nuri. Nuri 25 numara. Çekti soluna. Nuri baktı. Nuri Şahin Ter Stegen. Kaç kere kurtarıyorsun kardeşim? Nedir bu? Nedir bu? Nuri Şahin ceza alanı dışında. Şimdi ona doğru ortaladık. Alır mı önüne? Nuri Şahin alamadı. Tielemans uzaklaştırdı. Barcelona geliyor. Diego Jota. Orada girdik, alamadık. Çok fena bir maç geçiyor şu anda. Çok fena. Fenalar fenası. Sağdan Ferran Torres. Lan Nuri Şahin'le bir gol atsaydık ya. Çok güzel. Nuri Şahin ilerliyor. Nuri Şahin. Nuri. Nuri şöyle bir çekti. Nuri baktı. Bir daha çekti Nuri. Mal mı edecek orada? Hop bay bay. Geçemedik. Şimdi geçtik. Nuri ortaladı içeri doğru. Kafa ve gol. Asist Nuri Şahin. Sarıl Nuri'ye. İşte bu. Harika bir asist geldi Nuri Şahin'den. Vay be. Ulan ne biçim ortaladı. Reis ne biçim ortaladı. Taraftar çıldırıyor. Bakın tekrar izleyin. Orada hareketlerini yaptı. Baktı tam kafaya. Abi böyle bir orta yok. Böyle bir orta yok. Maçın geri kalanını artık şey yapabiliriz. Sonuca geç diyebiliriz. Nuri Şahin'le asistimizi yaptık, görevimizi tamamladık. Bu arada maç da 2-2 bitmiş. Eyvallah. 6. sezonumuzun sonunda bakalım Atletico Madrid'le neler yaptık. Nuri Şahin La Liga'da şampiyon oluyor abi. Görüyorsun, gayet güzel. Süper Kupa'ya bakalım. Burada finalde maalesef. Ya finaldi zaten, o tek maçtı. Alamamışız işte. Kupayı da alamıyoruz. Şampiyonlar Ligi. Abi Dortmund almış ya. Biz buradan Avrupa'ya düşmüşüz gruplardan. Sonra da gelmişiz. Fiorentina'yı geçip ardından, bu arada Beşiktaş Leipzig'e elenmiş, görüyorsun maalesef. Nice eleniyoruz abi son 16'da. Nice elenmek ne demek? Kafayı yiyeceğim ben, gerçekten kafayı yiyeceğim. Finale kalırdık biz. Neyse olsun. Şuradan da kablo ses yapıyor. Abicim gol krallığında Nuri Şahin'i göremiyorum. 12. olmuş, görüyorum. 12. olmuş. Asist krallığında 1. İşte Nuri baba. Olay budur. Çok iyi. Acaba toplamda kaç verim yapmış? Hemen bir göz atalım. Sol kanat oynadı bu sezon kendisi. 20 gol 19 asist. Pozisyon değişikliği de gelmiş. Sağ kanat oynayabiliyor. 20 gol 19 asist bayağı iyi lan. La Liga'da 15 gol 15 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 gol atmış. Tamamdır, biz gelişim planından kendisini kanat yapalım. Kanat olursa Ballon d'Or alma ihtimali oluyor. Ben hemen size Ballon d'Or'u göstermek istiyorum. Acaba alabilecek miyiz? Ona bir bakacağız. De Paul'cum sen şöyle sola doğru geç. Seneye bu sol kanada birini alırız. Ballon d'Or'umuz var mı? Ligi kazandık sonuçta. Belki bir ihtimal alırız diye bakıyorum ve...
Allah kahretsin. Bu Fernandez mi? Bu kim? Abi bu adam kimin regeni? 94 reytinge gelmişti en son. Bu Fernandez kim ya? Ulan bu olmasaydı biz kazanacaktık ha. Herif 95 reyting. Herife bak, bu kimin regeni? Nereli? Portekizli. OF. Ronaldo'nun regeni olabilir mi? Ama Ronaldo direkt santrfordu. Bir de bu sol ayak. Ronaldo sağ ayaktı. Bu manyak kimin regeni oğlum? Bruno Fernandez diyen var. Sanmıyorum ya. Bruno Fernandez hala oynuyordur. Felix de aynı oynuyordur. Bak Bruno Fernandez hala oynuyor oğlum. Felix'e bakalım, tamam. Chat Felix diyor. Oğlum Felix de daha genç, bırakmaz ki futbolu. Kimin regeni acaba o ya? Bak Joao Felix hala oynuyor. Liverpool'a gitmiş. Çok üzdü şu an bu olay beni. Şerefsiz beni çok üzdü. Tamam, biz Nuri Şahin'e ters kanat çalıştıracağız. Eğer o iyiyse, o Fernandez iyiyse biz ondan daha iyi olacağız. Aynı yaştaymışız bir de. Nuri Şahin'in takım kaptanı olduğunu gördünüz değil mi? He, hayırdır yani. Sol kanat mevkisi verdim şimdi Nuri Şahin'e. Kanat bug'ı yaparak onun da reytingini yükseltmek istiyoruz. Sezon sonuna simüle edeceğiz şimdi. Fernandez'den şu anda çok tiksiniyorum. Sinir oldum. Abi lütfen artık Nuri Şahin 2. Şampiyonlar Ligi kupasını kazansın, yeter. Bari Ballon d'Or'u alamadık, bunu alalım. Haydi oğlum City'ye karşı. Haydi Nuri. Allah kahretsin ya, böyle bir şey olamaz ya. Ben yiyeceğim ya. Of, bu nasıl bir şanssızlıktır kardeşim. Her final böyle mi olur be? Al Atletico'yla şampiyon da olamıyoruz bu sezon. Ya cidden çok sinir bozucu. Süper kupa var mı? Var. En azından bunu almışız. Nuri Şahin'in kazandığı tüm kupaları yorumlara yazarsanız sevinirim. Gerçekten çok sinir bozucu. Finalde yenilmek. Biz o ikinci sezonda Dortmund'la Şampiyonlar Ligi'ni nasıl kazandık bilmiyorum. Bu arada Fernandez 96 olmuş. Oğlum sen hayırdır lan? Adama bak, bizim Ballon d'Or'umuzu çaldı zaten. 22 gol atmış ligde. Nuri Şahin 14 gol atmış. Asist krallığında bakıyorum Nuri Şahin 11. oluyor 7 asistle. Maalesef böyle şeyler yaşanabiliyor. Nuri bu takımdan ayrılmalı bence. Başka bir takıma gidip oranın en iyisi olmalı yani. Görüyorsun, Fernandez 35 gole 7 asist. Nuri Şahin 19 gole 8 asist. Arada bir de İshak var. O da 26 gol atıp 4 asist yapmış. Nuri baba, seni seneye başka bir yere götüreceğim. 191,5 milyon euro değeri var. Seneye farklı bir takımda oynayacağız. Takımdan ayrılacağım demiştim ama sezon sonuna geldik. Ben sezonun başında gittim. Bu Fernandez'i takımdan kovdum. Serbest bıraktım. Çocuk çünkü takımda kavga falan ediyordu. Şey yapıyordu yani. Nuri Şahin'i sinirlendiriyordu. Onun yerine Nuri Şahin'in Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes'i getirdik. Şimdi bakalım ne yapmışız. Ve Atletico Madrid. Açık ara farkla La Liga'da şampiyon. İşte bu. Süper Kupa bunu alamıyor. Şampiyonlar Ligi ve Atletico Madrid. Nuri Şahin. İşte böyle. Çok güzel. Bayern'i elemişiz. Manchester City'yi elemişiz. PSG'yi elemişiz ve ikinci Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor Nuri Şahin. Çok güzel oldu bu. Helal olsun Nuri. Bu kadar cenabetlikten sonra baba 95 reytinge gelmiş. Bu arada Bruno Fernandes'i almamışız lan. Felix'i almışız, ben yanlış söyledim. Benim bugün arkadaşlar kafa biraz gitti. Özür diliyorum. Bruno Fernandes'i almayı düşünüyordum. Sonra Felix'i almıştım. Çünkü Felix atletik oluyor o yüzden. Nuri Şahin seneye Ballon d'Or alması lazım. Alamazsa büyük sıkıntı. 20 gol atmış da ligada ikinci olmuş. Asist krallığında Sancho birinci. Bizim Nuri Şahin dördüncü olmuş. Gol yenme en başta da Oblak. 4 kişiyle aynı sayıda gol yememiş. Vallahi bu takımda bizim daha geleceğimiz var gibi hissediyorum. Nuri Şahin 29 gol 11 asist. Sağ kanat 25 yaşında, aklı başında. Ve 221 milyon euro değeri var. Seneye kesin Ballon d'Or alır. Hemen bir Aralık ayına simüle edelim. Hadi oğlum be. Nuri Şahin Ballon d'Or'u aldı mı? Geliyor Atletico Madrid ve... Ulan bizim takımdan herkes alıyor. Nuri Şahin alamıyor. Deli misiniz kardeşim? Şaka mısınız ya? Ya Jadon Sancho geçen yıl ne yapmış? Onu da mı atayım takımdan? Bu mu istediğiniz? Nuri Şahin 96 rating. Bu adamın alması lazım artık ya. Bu sezonki istatistikleri nasıl? Nuri Şahin 2 gol 4 asist. Tamam yani Sancho'dan birkaç gol az ya. Ne var yani? Kafayı yiyeceğim abi. Nuri Şahin'e inatla Ballon d'Or vermiyorlar. İnatla yani. Geç sezon sonuna. Bir tane daha Şampiyonlar Ligi kazanalım. Ballon d'Or kazanamıyorsak Şampiyonlar Ligi toplayalım hep. 9. sezonumuzun sonunda çıkıyoruz ve abicim yine şampiyonuz. Nuri Şahin Atletico Madrid efsanesi oldu diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi. Dortmund'a veriyoruz ilk takımımız, yapma. Bu video çok hikayeli bir video oldu. Bu arada Bayern'i yenmişiz. Nuri Şahin Bayern'in kocası oldu. Liverpool'u da yenmişiz. Juventus'u da eleyip ardından burada
Dortmund'a boyun eğiyoruz maalesef. Hala bu takımda kalabiliriz. Transfer de yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bir tek bir sağ bek. Ne olmuş bu takımdaki sağ beke? Burada çocuk vardı, herhalde satılmış o. İşte bu İspanya liginde de buna sinir oluyorum. Hep böyle satılıyor falan. Neyse, bir sağ bek alırız. Önemli değil. Önemli değil abicim. Nuri Şahin 97 rating'e gelmiş. Felix gol kralı. Bakıyoruz asist krallığında Nuri Şahin 13. olmuş. Yapma ya. Bu sezon verim yapamadı mı? O kötü olmuş. Eğer verim yapamadıysa bayağı kötü. Nuri Şahin 21 gol 9 asist. Toplamda 30 verim yapıyor. 2 rating gelişiyor. İnanılmaz bir oyuncu oldu Nuri. Aralığa gidelim yine. Bakalım Ballon d'Or gelecek mi? Bu sezon olur mu be? Ulan geçen seneye göre daha kötü oynadı Nuri Şahin zaten. Dortmund'dan Haaland bu sezon Ballon d'Or alıyor. Geldik abicim. 11. sezonun sonu. 2. oluyoruz. Artık bu takımdan ayrılmamız mı gerekiyor acaba? Bilmiyoruz. Süper Kupayı almışız. Şampiyonlar Ligi. Lan. Ya finallerde en fazla kaybettiğim oyuncu kariyeri rebuild videosu bu olabilir. Daha çok kaybettiğim varsa yazın yorumlarda dostlar. Görüyorsun yani bu kadar güzel çıkmışız, finalde kaybediyoruz. Belki de bu videoda 7 kere falan finale gittik, ikisini kazandık. Nuri Şahin 98 rating'e gelmiş. Baba artık 99 olacak herhalde bu videoda. Ve bu yılın en yüksek ratingli oyuncu kariyeri rebuild'de olacak. Görüyorsun burada hiçbir şeyde yokuz. Bu kadar yüksek ratingi var ama birazcık verimi düşük Nuri Şahin'in. Herhalde orta saha menşeli bir oyuncu olduğu için 18 gol 9 asist. Yani aslında özelliklerine de bakayım. Özelliklerinde şutu mutu iyi aslında. Nasıl daha fazla verim yapamıyor ya? Ben anlamıyorum. Dostlar, kaptanı olduğumuz bu Atletico'dan ayrılacağız gibi duruyor. Önümüzdeki sezonun bir başına geçelim. Bu arada Nuri Şahin Mayıs ayının oyuncusu olmuş. Oluyor da yani bir katkısını göremiyoruz. Katkısı yok yani. Geç bakalım. Ya o kadar bekledim. Chelsea'den bir teklif var. Bilmiyorum, teklifi kabul ettim ama pek de gidesim yok Chelsea'ye. Daha iyi bir takım istiyorum. Daha iyi bir takım gelir mi Nuri Şahin? Hani daha iyi bir teklif gelir mi Nuri için? Bilmiyorum ki ya. Chelsea'ye gitmeyeceğim ben. Yetki vereyim de. Ya da vermeyeyim yetki. Chelsea'ye gitmesini istemiyorum. Daha iyi. Yani böyle bir Juventus falan olabilir. Daha çok yakıştırıyorum. Dur bakalım. Belki gider Nuri. Görüşmeler sona erdi diyor. Umarım teklif gelir, ortada kalmayız. Moreno için transfer teklifi falan var. Şöyle yapalım. Haydi oğlum. Suarez için kiralama teklifi. Hadi oğlum, artık Ağustos'un başındayız. Kondogbia, lanet olsun Kondogbia, bir dur ya. Gidiyorsanız gidin, lanet olsun hepinize. Kolibali 54 ratinge gelmiş. Bu nasıl olabilir kardeşim? A few moments later. Arkadaşlar, teklif gelmiyor. Kafayı yiyeceğim. Biz şimdi bu takımla artık mecburen şey yapacağız. Ocağa kadar ilerleyeceğiz. Ben Ocak ayında Juventus'a geçip hemen Nuri Şahin'i satın alacağım. Juventus'a gitmesini istiyorum. Teklif gelmedi. Yapacak bir şey yok. Biraz da İtalya'da oynasın. Gerçek hayatta oynayamadı. Juventus'a gidiyoruz. Ara transfer döneminde Nuri Şahin Juventus'a geldi. Bu arada Atletico'nun durumu neymiş? Şöyle bir bakalım. İlk başta Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışlar? Sonuçta ilk devrede oradaydı Nuri Şahin. Kendi grubunu birinci bitirmiş ve yeni takımıyla eşleşmiş. Efsanesi olduğu takıma karşı oynayacak. Şuradan diğer ligler deyip hemen bir İspanya Ligi'ne de bakmak istiyorum. La Liga'ya bakalım. Hani orada ne olmuş, ne bitmiş? La Liga Santander diyoruz. Atletico birinci gözüküyor. Demek ki Nuri orayı taşıyormuş. Bakalım Nuri'den sonra orada da ne olacak? Takımımız bu şekilde. Hani çok yüksek reytingli oyuncular yok ama kalemizde Türk diye bir adam var. Yani Türk. Adamın kralısın. Sen nerelisin koçum? Sen nerelisin bakayım sana? Slovenyalıymışsın. Eyvallah ama Türksün yani. İsmin o çünkü. Geçelim sezon sonuna. Geldik yine sezon sonuna. Çıkalım abicim. Burada birazcık başarısız oluyoruz bu sene. Juventus'ta bir şey yapamıyor Nuri Şahin. En azından Coppa Italia'yı kazanmış. Şampiyonlar Ligi Dortmund kazanıyor yine. Nerede elenmişiz? Atletico'yu elemişiz. Ardından Valencia'yı elemişiz ve yarı finalde yine eski takımımız olan Manchester United'a elenmişiz maalesef. Ve yine eski takımımız olan Dortmund kazanmış. Bugün Nuri Şahin bayağı takım değiştirdi. Bence kariyeri bayağı iyi oldu. Sizce Nuri Şahin'in bugün oyunda oluşturduğumuz kariyeri mi daha iyi, gerçek kariyeri mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. 99 rating'e de gelmiş adam. Bayağı en iyi oyuncu oldu şu an. Ama Ballon d'Or alamıyoruz işte. Maalesef Ballon d'Or alamıyoruz. Buradaki verim şeylerinde de yokuz. Çünkü lige sonradan geldik. Ben bir de şu Atletico'nun bir durumunu merak ediyorum. Ligde ne yapmış Atletico? Şampiyon olduysa, Nuri Şahin olmadan olduysa helal olsun. Meraktan bakıyoruz. Abi adamlar 83 puanla şampiyon olmuş ya. İnanılmaz yani, inanılmaz. Neyse ki onlara elenmedik. Geçelim şimdi, önümüzdeki sezonun sonuna gidiyoruz Juventus'la.
Artık videonun bitmesine bir sezon kaldı arkadaşlar. Ve burada şampiyonluk geliyor. Nuri Şahin İtalya Ligi'nde de şampiyon oluyor. Olay budur. Kupayı alamıyoruz. Şampiyonlar Ligi yokuz. Milan finale kalmış. Biz Union Berlin'i elemişiz. Milan'a elenmişiz ya abi. Bu arada Milan da yakışırdı Nuri'ye, biliyor musun? Neyse. Neyse, sağlık olsun diyoruz. Nuri Şahin 99 rating. Gördükçe gururlanıyorum, biliyor musun? Bakayım şöyle bir. Takımın en verimlisi değil. 13-14. Vlahovic daha verimli olmuş Nuri'den. Vlahovic de 33 yaşına gelmiş, düşün. Ne kadar sezon ilerledik. Nuri Şahin 29 yaşında. 13 numaraya giymiş. Kardeşim o AP13'ün. O numara senin değil yani Nuri abi, kusura bakma. Sen 25 numaraydın. Yani Dortmund'da öyle giyiniyordun en başlarda. Tamam. Şöyle bakıyoruz. Ligde herhangi bir verimde. Aha. Nuri Şahin Kerem Aktürkoğlu'yla beraber asist kralı olmuş. Bir de Villa ve Boyver diye bir adamlar daha var. Kerem'le Nuri'ye bak ya. Adamın kralları bu ikisi var ya. Çok güzel oldu. İyi denk geldi. Gol yenmeyen maçta da Dromel birinciymiş. Türk bir kaleci var mı diye bakıyorum. Bizim Türk 9. olmuş. Bir de Ersin Destanoğlu var en aşağıda. 15. olmuş. 4 gol yenmeyen maç. Helal olsun be. Türk oyuncularımız Serie A'da farklarını ortaya koyuyorlar. Ve şimdi burada son bir Nuri Şahin'in değerine bakmak istiyorum. Abi 29 yaşında 287 milyon euro değeri var. Takımın en değerli oyuncusu. Ve ondan sonraki en değerli adam 78 milyon euro. Arada 200 milyon var abi. İnanılmaz bir adam oldu Nuri. 99 rating çok başka. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol 6 asist yapmış. Muazzam diyoruz. Yeni sezonun sonuna doğru gideceğiz artık. Videonun sonu yaklaşıyor. Ben bir Kerem Aktürkoğlu'na bakacağım. Çok merak ettim. İleride bir Kerem Aktürkoğlu rebuild'i de yapacağız çünkü. 76 rating'e gelmiş. Eyvallah. Çok da artmamış. Belki de düşmüştür. 34 yaşında çünkü. Son sezonumuzun sonuna doğru geçelim. Videonun son sezonu. Nuri Şahin de futbolu bırakacak artık. Ben Aralık ayında oyunu durdurdum, baktım. Maalesef Ballon d'Or'u alamamıştık. Manchester City'den bir oyuncu almıştı. Hatta Foden'dı. Burada da sezonu 5. tamamlıyoruz. Inter şampiyon olmuş. Süper Kupa'da alamıyoruz. Hiçbir şey yok. Şampiyonlar Ligi yok. UEFA Avrupa Ligi'ne düşmüşüz herhalde. Takvimden öyle bir şeyler görmüştüm. Avrupa Ligi'nde de Granada'ya elenmişiz. Bu ne biçim bir son sezon ya. Hiç yakışmadı. Takımınızda Nuri Şahin var. Utanın. Utanın abi. Juventus. En azından Nuri Şahin asist kralı olmuş. Kariyerinin sonlarına doğru golden çok asist yaptı böyle. Bir asistör oldu, anladın mı? Asistör diye bir kelime var mı bilmiyorum. Nuri Şahin 15'e 13. Çok güzel bir kariyer geçirdi bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu kariyer hakkında? Şöyle bir şeylerini de göstereyim. Özelliklerine de bakın. Videomuzun sponsoru Yemek Sepeti'ne de çok teşekkür ediyorum. 282,5 milyon euro değeri varmış Nuri Şahin'in. Çüş. Sonraki videoda kimin kariyerine yeniden başlayalım? Ya da böyle farklı bir konsept öneriniz var mı? Yorumlarda kesinlikle benimle paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.